Tablodaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Tablodaki merkezlerle ilgili KLMN merkezleriyle ilgili ekvatora yakın olmaları, uzak olmaları, kuzey ve güney yarımkürede olmaları ile ilgili bilgiler sorulmuş. Bundan dolayı gündüz sürelerinin hesaplanmasında fayda vardır. Gündüz süreleri. K'deki gündüz süresine baktığımız zaman gündüz süresinin 16 saat olduğunu görüyoruz. L'de gündüz süresinin 19'dan 5 çıktığı zaman 14 saat olduğunu görüyoruz. M'de gündüz süresi 12 saattir. N'deki gündüz süresi ise 10 saat olduğunu görüyoruz. Buna göre Kuzey Kutbu'na en yakın olan merkez, gündüz süresi en uzun olan yer K'dir. Bu bilgi doğrudur. L ve N merkezlerinin ekvatora olan uzaklığı aynıdır. Bunu da şuradan bulabiliriz. M merkezinin bulunduğu yer ekvatordadır. Çünkü gündüz süresi 12 saattir. L'nin bulunduğu yerde gündüz süresi ekvatordakinden 2 saat uzun, N'dekinde ise 2 saat kısa. Dolayısıyla bunların ekvatora uzaklıklarının aynı olduğu söylenebilir. M merkezinde gündüz süresi 12 saat olmasından dolayı ekvatorda olduğu söylenebilir. N merkezinde yıl içerisinde en uzun gölge yaşanır denilmiş. N'nin bulunduğu yer gündüz süresi 12 saatten kısa olduğu için güney yarımkürede olan bir yerdir. Güney yarımkürede olan yerlerde 21 Haziran'da en uzun gölge yaşanır. Bu bilgi de doğrudur. Fakat L ve N merkezleri güneş ışınlarını aynı açıyla alır denilmiş. Enlemleri aynı olmadığı için biri kuzey yarımkürede diğeri güney yarımkürede olmasından dolayı güneş ışınlarını aynı açıyla alır bilgisi yanlıştır. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritaya bakılarak aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz? K ve L merkezleri arasındaki kuş uçuşu uzaklık haritanın ölçeğinden faydalanılarak bulunabilir. Kıyıda gergenliğinin az olduğu delta oluşumundan dolayı söylenebilir. K ve L'nin bulunduğu yarımküre söylenebilir. 41-25, 41-26 yukarıya doğru yani kuzeye doğru büyümesinden dolayı derecelerin kuzey yarımkürede olduğunu söyleyebiliriz. K ve L merkezleri arasındaki eğim hesaplanabilir. Çünkü yükselti değerleri verilmiş, ölçek verildiği için uzaklık biliyoruz. Bundan yararlanarak eğim hesabı yapılabilir. Fakat akarsuyun kaynağını aldığı yükselti değerini bulamayız. Çünkü akarsuyun kaynağı görülmüyor. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi ilk yerleşmelerin kurulduğu akarsulardan biri değildir? Nil Nehri'nin çevresine Mısır medeniyeti, Fırat ve Dicle'nin arasına Mezopotamya medeniyeti, Hint medeniyeti İndus Nehri'nin yakınlarına kurulmuş, Ganj Nehri'nin yakınlarına kurulmuştur. Fakat Amazon Nehri'nin çevresi günümüzde bile fazla nüfuslanmış bir yer değildir. Sıcaklık ve yağış koşullarından dolayı gür orman örtüsünün bulunmasından, bataklıkların çok geniş yer kaplamasından dolayı günümüzde bile nüfuslanmanın az olduğu bir yerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Yeryüzünde güneş ışınlarının geliş açısını faktörlerinden hangileri etkiler denilmiş? Mevsim etkiler, mesela ülkemize yaz mevsiminde güneş ışınlarının düşme açısı büyük, kış mevsiminde küçük olduğunu söyleyebiliriz. Dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının düşme açısının azaldığını söyleyebiliriz. Fakat yükseltiden dolayı güneş ışınlarının düşme açısında bir değişiklik meydana gelmez. Atmosferin kalınlığı tutulma miktarını etkilese bile güneş ışınlarının düşme açısını etkileyen bir faktör değildir. Bundan dolayı 2 ve 3 diyoruz doğru cevabımız. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Grafiğe bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? Yazları sıcak ve kuraktır deniliyor. Yaz aylarına baktığımız zaman sıcaklığın yüksek olduğu aylarda yağış miktarının az olduğunu görüyoruz. Buradan kurak olduğunu söyleyebiliriz. Ve yaz mevsiminde sıcaklık değerlerinin 20 derecenin üzerinde olmasından dolayı yazların sıcak olduğunu da söyleyebiliriz. Kış aylarında kar yağışı görülür denilmiş. Kış sıcaklık değerlerine baktığımız zaman 10 derece civarında olduğu görülüyor. Sıcaklığın 10 derece olduğu yerde kar yağışı beklenmez. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. Yağış rejimi düzenlidir denilmiş. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına baktığımız zaman yağış yok denecek kadar azdır. Aralık, Ocak, Şubat aylarında ise yağış miktarının daha fazla olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı yağış rejimi düzenlidir denilemez. Kuzey yarımküredeki bir bölgeye aittir denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Çünkü sıcaklığın en yüksek değerine ulaştığı aylar Haziran, Temmuz, Ağustos'tur.
Ocak-Şubat aylarında ise sıcaklık değerleri düşüktür. Bu özellik Kuzey Yarımküre aittir. Bundan dolayı bu bilgi de doğrudur. Hangilerine ulaşılamaz denilmiş? 2 ve 3 diyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Volkanik alanlarda aşağıda verilen kayaç gruplarından hangileri bulunur denilmiş? Çakıl taşı, kum taşı, kil taşı gibi taşlar. Bunlar tortul taşlardır, fiziksel tortullardır. Mermer, gnais, şist bunlar başkalaşım taşlarıdır. Kömür, lignit, mercan bunlar organik tortullardır. Kalker, jips, kaya tuzu bunlar da kimyasal tortul taşlardır. Fakat andezit, bazalt, granit gibi taşlar iç püskürük ve dış püskürük taşlar olmasından dolayı volkanik alanlarda görülme ihtimali daha fazladır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. New York limanından yola çıkan bir gemi belirtilen güzergahı izleyerek Hong Kong limanına gidecektir. Bu geminin seyahati sırasında geçeceği boğaz ve kanallar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? New York'tan yola çıkacak. Öncelikle Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçmesi gerekir. Cebeli Tarık Boğazı. Daha sonra Süveyş Kanalı'ndan geçmesi gerekir. Daha sonra Babülmendep Boğazı'ndan geçmesi gerekir. Ve daha sonra şurada da Hong Kong'a ulaşabilmesi için Malakka Boğazı'ndan geçmesi gerekir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada gösterilen taralı alanların hangisinde nüfusun dağılışında doğal faktörlerin etkisi daha azdır denilmiş? İç bölgelerimizde yer alan 2, 3, 4, 5 numaralı alanlarda geçim daha çok birincil faaliyetlerden sağlanır. Bundan dolayı geçim üzerinde, ekonomik faaliyetler üzerinde iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, toprak yapısı gibi faktörler çok etkilidir. Fakat bir numaralı bölge sanayinin daha çok gelişmiş olduğu bir alan olduğundan nüfusun dağılışında doğal faktörlerin etkisi diğerlerine göre daha az olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdaki iklim bölgelerinden hangilerinin doğal bitki örtüsü ormandır? Muson ikliminde bitki örtüsü muson ormanlarıdır. Kış mevsiminde yapraklarını döken ormanlardır. Ilıman okyanus ikliminde iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçlardan oluşan karma ormanlar görülür. Tundra bir ot türüdür. Ilıman karasal iklimde de step yani bozkır dediğimiz bitki örtüsü görülür. Bundan dolayı orman örtüsü 1 ve 2 yani A seçeneği doğrudur. Haritada gösterilen alanların hangilerinde birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı daha fazladır deniliyor? Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranının fazla olduğu ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Japonya'da ikincil ve üçüncül faaliyetlerde çalışanların oranı fazladır çünkü bu ülkeler gelişmiştir. Fakat Hindistan'da, Bangladeş'te ve Orta Afrika Cumhuriyetlerine baktığımız zaman bu ülkeler çok gelişmiş ülkeler olmadığı için geçim daha çok birincil ekonomik faaliyetlere dayalıdır. Doğru cevabımız 2 ve 4. Yani D seçeneği doğrudur. Yukarıdaki doğal afetlerden hangileri eğim ve yükselti farkının fazla olduğu bölgelerde görülür? Çığ olayının meydana gelmesinde kar kütlesinin eğimli yamaçlardan aşağı yuvarlanması söz konusudur. Heyelanın meydana gelmesinde de taş ve toprak tabakalarının yamaçtan aşağı kayması durumu söz konusudur. Taşkınların meydana gelmesi kuvvetli yağışlardan, depremlerin meydana gelmesi ise fay hatlarından kaynaklandığı için bu durumlar söz konusu değildir. Bundan dolayı eğim ve yükselti farkının etkili olduğu afetler çığ ve heyelan yani 1 ve 2 diyoruz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. X ülkesi hızlı nüfus artışı yaşadıktan sonra ekonomik olarak gelişme göstermiştir. Buna bağlı olarak son yıllarda X ülkesinin nüfus artış hızında büyük bir azalma meydana gelmiştir. Buna göre X ülkesinin nüfus piramidi aşağıdakilerden hangisine benzerlik gösterir deniliyor? Burada ülkenin nüfus artış hızının düşmesinde en önemli etken doğum oranlarının azalmasıdır. Doğum oranlarının azaldığı bir ülkede ise piramidin tabanında daralma meydana gelir. Doğru cevabımız D seçeneğidir.